letzten Jahren viele Stunden gemeinsam verbracht, haben viel voneinander erfahren, eine Menge gelernt und zusammen gelacht. Jetzt trennen sich unsere Wege, wer weiß, wohin die Reise geht. Wir waren ganz schön rege und manchmal überdreht. Ob wir uns wohl mal wiedersehen, wir hätten noch viele Fragen. Doch bevor wir auseinandergehen, wollten wir dir noch mal sagen: Danke für die schöne Zeit mit dir. Danke für deine guten Taten hier. Wir werden immer, immer wieder an dich denken und uns gegenseitig schöne Bilder von dir schenken. Für uns fängt in den nächsten Wochen ein neuer Lebensabschnitt an. Wir hatten oft darüber gesprochen, was für uns bedeutet, mit allem drum und dran. Wir sind ein bisschen traurig, doch wir freuen uns auch darauf. Und sind jetzt schon. Evet, cennet cehennem öğren yerine. Müze kart 60, normalde 75 lira giriş ücreti. Tabelalar var. Narlıkuyu'da. Cennet cehennem obruğu. Cehennem obruğuna iniş yok. Cennet obruğuna 500 basamaklı bir iniş olduğunu internette okuduk. Evet Ayşegül Hanım. Çok ilginç bir yer. İlginç, evet. Evet, 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 düşündürücü, ilginç. Şimdi buyur. Cennet çukuruna iniliyormuş. Evet. 500 basamak. Karşı asansörle. Çok şükür ki çıkış asansörle karşıdan tamam. Yapılmış. Benim için ideal. Thank you.
sarkıtlar var işte, mağara sarkıtları gibi. Ama inanılmaz bir derinlik var yani. Çevresinde güvenlik için barikat yapmışlar. Yanımızda da 21 yaşındaki Furkan Öztürk var. Nasıl buldun cehennem çukurunu? Çok etkileyici buldum gerçekten de. Biraz yükseklik korkusu var mı? Asla yok. Kesinlikle. Ama biraz insan ürperiyor değil mi? Lütfen, burada Zeus kalmış. Biz de kalırız yani. Sorun değil. Zeus'u buraya ejderha mı getirmiş? Rivayetlerde öyle. Hapsetmiş yani değil mi? Cezalandırılması için. Zeus burada durmuş aynı. Evet. Kaçamamış buradan. Bastığımız yerde... Ama bilmiyorum, garip yani. Koskoca Zeus'un buradan nasıl kaçamıyorsun? Yani... Şuraya... Bayağı iyi ya. Yani ayağımızın altı... Ayağımın altına hiç bahsetmiyor. Şimdi güneş de vuruyor ama... Şurası... Ya kayalara da bu cam terası yapmak da büyük marifet yani. Şu kayaları nasıl monte etmişler? İlginç. Bir mühendislik harikası. Şuraya bir teras yapmışlar ama iptal etmişler. Ve bakın, kamerayı telefonu uzatıyorum. Cehennem çukuru. Şimdi bizi mutlu edecek cehennem çukuruna doğru gidelim diyorum. Şimdi cehennem obruğunu gördükten sonra cennet obruğuna giriyoruz. Cennet obruğuna inmek için tabi uyarılar var. Kalp, tansiyon, astım hastaları için öneriler var gidilmemesi şeklinde. Çünkü 500 basamak aşağı ineceğiz. Çok şükür ki asansörler var. Asansörle yukarıya çıkacağız. Aşağı inerken tabii bir serinlik başladı. Oh, ne kadar güzel. 500 basamak Ayşegül Hanım çoktan gidiyor. Cennet obruğu derken yeşillikler arasında bir yer bizi. Cennet gibi bir yer karşılayacak herhalde. Ama tabi doğanın o vahşi görüntüsü. Taş merdivenler. Böyle kibar merdiven de değil yani. Buranın ama bir hikayesi yok. Burası doğal afet sonucu gerçekleşmiş. Evet. Sanki aşağıda bir su sesi var gibi. Kadından geliyor olabilir. Bir, pardon, trafo sesine bir su sesi zannettik artık. Lazsın çünkü sen oflusun. Pardon, Laz değil, oflusun. İnmeye devam edelim. Merdivenden iniş fena değil aslında da çıkış çok iyi düşünmüşler asansörü. Bizim gibi 60 yaşındaki adam için zor olurdu. Cennet çukuru tamamen yeşillik ya. Evet, fındık bahçesi var. Evet, fındık, çay bahçesi var, fındık bahçesi var. Cennet çöküğüne sanırım zemine indik gibi mi acaba? Terledim yine aşağı inerken ama serinlik var. Evet. İyi ki sabahtan gelmişiz. Ama hep ağaçlık. Evet, sabahtan gelmenin bir artısı herhalde. Evet, evet. Teşekkür ederiz sana Kenan Bey. Yürüyüş parkuru da gayet güzel. Uyarılar var. Hadi, şöyle
öyle durun de Furkan. Dur oğlum, dudağın kanıyor. Bekle azıcık. Cennet çukuruna indik gibi Ayşegül Hanım inat etti. Yukarıya çıkış asansör olduğunu duyunca hemen indi. Yok olsun, sağlık olsun. İnşallah çıkarız yavaş yavaş. Önce cehennem çöküğüne gittik. Cehennem çöküğü gerçekten ürpertici, insana dehşet veriyor. Allah kimseyi de düşürmesin. Ama ondan sonra bizi heyecanlandıran, bizi mutlu edebilecek cennet obruna geldik. Cennet obruğu da bayağı da bir merdivendik, taş merdivenlerden. Şu anda serin bir ortam, sanki doğal klima var burada ama derin bir çukur burası da. Burada o kadar ürpermiyoruz ama doğanın vahşi görüntüsü yine burada. Buradan tekrar geri çıkmak mı diye düşünürseniz bu merdivenleri nasıl çıkarız? Ben zannettim herkes asansörle yukarıya çıkabiliyor ama arkadaşlar 65 yaş üstü dediler. Ben yaşım 60 ama herhalde 65'e geldi diyeceğiz artık. İnşallah çıkacağız. İşte böylesine bir doğa harikası. Cennet çöküğünde asansöre kadar geldik. Sona mı geldik diye düşündük ama hayır. Buralar biraz daha farklı. Evet, daha da ineceğiz. Baksana, burası daha iyi. Enteresan, ilginç. İncir kokuyor. Evet, burada bir incir kokusu var. Biraz daha aşağıya ineceğiz. Burada Meryem Ana Kilisesi diyor. Meryem Ana Kilisesi olarak kullanılan yer 18. yüzyılda cami olarak da kullanılmış, öyle mi? Yani 18. yüzyılda. Çok ilginç. Taşları kalıp kalıp yapmışlar. Sanki bir duvar. Burası da seyir terası.
oldukça serin bir hava var. Dışarıda buram buram terlerken nasıl çok serin. Zeminde insanlar kaymasın diye işte böyle yapmışlar. Merdivenden hopluya zıplaya iniyoruz. Cennet obruğunda gidilecek en iyi basamaklar var, dikkat edelim. Geldik. Yani bakın, kayaya dokunuyorum ben, benim boyum kadar. Sarkıtlar var. Cennet obruğunun en son noktası. Yerler ıslak. Cennet obruğunun en cezbedici yerine geldik, en uç noktaya. Sesim burada yankı yapıyor. Şu anda mağaranın içi ıslak. İplerle örülü bir yoldan indik kaymamak için. Buzdolabı gibi olmasa bile sarkıtlar. Dev bir mağara. Buraya kadar geldik. En uca kadar gideceğiz. Dikkatli bir şekilde iniyoruz. Metre 35 kat. 35 kat mı bu? Asansör 35 kat. Evet. Yani 105 metre diyor arkadaş. Buyurun. Evet, teşekkür ederiz. Karşınızda yastapma. İyi günler, iyi tatiller. Evet. Buyurun abi, aradılar sizi alalım.